Binlerce danı sözü var. Hoş geldin. Selamlar. Hoş geldiniz Diyojen'e. Neredeyiz bugün? E, ee, Diyojen'in yeni sezonunda Markaj YouTube kanalındayız. Bir alkış. Dur, dur. <laughs> şey, normalde evde yapıyorsun bu efektleri. Burada gerildin mi? Burada biraz gerginim. Burada biraz Kamera gerginsin. karşısında gerginim. Efendim Diyojen'den selamlar. Diyojen podcast aslında ama artık videoyuz. Videoluyuz, videokestiz, YouTube'dayız. Markaj kanalındayız. Heyecanlı mısın? Çok. Ne? Yani kamera karşısında çok net Evinde şortunla şap 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 yaptığın program geldi? Donla, donla donla yapamıyorum yaptın. ama bilemeyeceksiniz belki de Belki de masa bayağı yüksek <laughs> çok. bu arada iyi oldu O iyi Senin açından Stresten küçük sivilceler çıkarmışsın Burada var burada var Abi şeyden dolayı stresliyim Bizi ne? yerler mi? Bizi yerler mi göreceğiz yani biz normalde yüzümüz gözükmüyordu hedef gösterilmiyorduk çünkü şimdi ilk defa bizle tanışacak olanlar hem marka aracılığıyla hem belki YouTube'a gelmemiz nedeniyle. Efendim Diyojen bir spor mizah programı ama valla işin sporu çok az mizah daha spor çok, programı aslında evet daha çok mizah ağırlıklıyız biz çok seviyoruz ikimiz de. ...futbolu da, diğer sporları da çok ta takip de etmeye çalışıyoruz. Asla bir iddiamız yok bildiğimizle veya iyi olduğumuzla alakalı. Yani lütfen yorumlara gelip işte kardeşim... Bu öyle değil, ya. bu böyle değil. Bize ne? <laughs> Bize ne? Veya şey diyorlar mesela, biz bu programı 4 yıla yakın zamandır yaptığımız için... ...mesela bir beyan alıyoruz konuştuğum, konuştuğumuz üzerine. Şey diyorlar, o beyan yalan. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Bana ne? <laughs> Ama hakikaten. komik. Ko yani... Komik. İlk bölümde bir kere bu uyarıyı yapalım. Evet, bir bu daha biz, uğraşmayalım bu konuyla bizim, sonraki bölümlerde. Bu e, bizim legal hatırlatmamız olsun. Şeyi ben söyleyeyim. Değer yargılarınıza dokunacağız. Yani e, değer yargınıza dokunacağız derken şöyle. Hayır canım ananıza başarırız. <laughs> <laughs> Öyle bir program değil. Ama yani futbolla ilgili alındığınız... ...çok taraftar yanınız varsa... ...bu programda... ...onlar biraz deşilebilir. Şu... Çünkü gerçekten bizim... ...ekmeğimiz, komedimiz neredeyse... Onunla ilgili konuşan Yani yorumlarda Twitter'da falan Bunlar olabilir. Galatasaray hmm. düşmanı Bunlar Fenerbahçe düşmanı Evet, bana evet öyleyiz Eksi sözlükte çok yazmışlar Demişler ki Fenerbahçe düşmanı Doğrudur <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe düşmanıyım Her ee, takıma eşit mesafedeyiz Ama Galatasaray düşmanıyım da Galatasaraylıyım bu arada Ben de Fenerbahçeliyim Evet bu arada bir Galatasaraylı bir Fenerbahçeli olarak buradayız Ama yani şöyle Eskiden fayda var. Sonat Işık kardeşimizle başladığımız programda Bir de Beşiktaşlımız vardı Buradan da ona selam olsun diyelim Selamlar e, ama ama Be Beşiktaş düşmanıyız. Evet de. yani da. E, şunu baştan kabul edersek iyi olur. Hiçbirimiz aman Fenerbahçe'm <laughs> Galatasaray'ım yok. Bunlar evet. bizi eğlendirmek için var olan Evet takımlar. Sevinmek için sevmedik ki sözünün tam zıttıyız Biz Biz <laughs> sevinmek için seven ben mesela Galatasaray kötü gitsin Liverpool'luyum diyorum. Liverpool kötü gitsin Galatasaray'lıyım diyorum. O da kötü giderse Göztepe'liyim derim. Sen, İzmir Göztepe'liyim ben çünkü. Sen Türkiye'deki en Liverpool'lusun. Ben Türkiye'deki en Liverpool'luyum Ali Ece'den sonra. Ali Ece'den sonra. Ali sonra. Seni Liverpool'lara linç ettiririm. <laughs> Peki sizler de tekrar hoş geldiniz diyelim ve... Peki Diyojen nedir? Diyojen nedir? Efendim dediğimiz gibi spor mizah programıdır. Biz gündemden beyanlar alıp üzerine kendi yorumlarımızı katıp geyik yaptığımız bir program. Millet çeşitli... ne demiş? Ya ee... Kim ne demiş, kim ne söylemiş üzerine biz ne diyebiliyoruz onları konuştuğumuz çeşitli kısımlarımız var. İlk bölümü programımızın gündem bölümüdür. Güncel beyanları alırız. Sonra tarihten güzel beyanlar alırız tarih yazar bölümünde. Bir atamı yana atarlar bölümümüz var. O haftaki spor dünyasındaki atışmaları konu alıyoruz genelde. Son olarak da benim hazırladığım, benim asla bilemediğim. Yıllardır Turgut'a sorduğum bu sözün sahibi kimdir? Yine sporla ilgili bir kısmımız var. Onu da sağ olsun sağda solda başka spor mecralarında çakıldığını da gördük. Buradan da artık YouTube'da olduğumuz için size de telif atar donunuza kadar olur <laughs> diye uyaralım. Çok büyük kanallar yapıyor bu arada çakmasını. Benim sorduğum şıklarını değiştirmemiş ya. Yani e, onların ayıbı. Utan ona utanmıyorsa ben zerre utanmam telifi basarken evet. e, veya o isimlerini verirken. Buradan bir kere şeye teşekkür etmek istiyorum. Evet. Markaja teşekkür etmek istiyorum edelim. Biz bu programı Neden? bardaklar için. Bardaklar mi? için sağ olsunlar. YouTube'a taşımak istiyorduk uzun süredir. Zaten aralığa kalmamızın Hı -hı. E, sebebi de biraz bu oldu. Evet, bayağı bir görüşmemiz sürdü. Herkes ee... bize dedi ki biz <laughs> Herkes bize dedi ki ama siz Fener'e laf ediyorsunuz. Sizi alamayız. Siz biliyorsunuz bunun hangi kanal olduğunu. Veya işte şu biz buradan ekmek yiyoruz. Onlara laf ediyorsunuz. Biz bize riskli gelir dediler. Markaş korkusuzca. Markaş bize o duymak istediğimiz büyülü cümleyi söyledi. Evet. Bizi zerre ilgilendirmez, Ne haliniz varsa <laughs> görün. Ne yapıyorsanız yapın. Biz kamerayı açar ofisten çıkar gideriz. Bunlardan habersiz gelmiş deriz dediler. Biz de tam öyle bir şey istiyorduk. Neyse efendim giriş kısmını daha fazla uzatmadan İlk bölüm <laughs> özelinde şey söyleyelim. Çok geçe bıraktığımız için şeyi evet. biraz biriken her beyanı aldık Sezon başından beri. Beyanlarımız şişti bazı şeyler gündem dışı olabilir ama biz yoktuk onlar konuşulduğunda o yüzden şimdi onlarla başlayabiliriz. Başlayalım ama bakalım. yine günceliz diyebilirim. Beşiktaş'la başlayacağım. Tamam çok güzel severiz. Beşiktaş temsil edilmiyor gibi hissetmesin izleyiciler diye. Bir de ilk onlara vurması da kolay oluyor şu anda şu süre çok garibanlar kendi taraftarı da çok vuruyor. Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı. Serdal. Serdal. Geçen gün torunum okuldan geldi. Babası kapıyı açınca İkardin'in gol sevincini yaptı. <laughs> Benim torunum bunu yaptı ya. Bu beni çok üzüyor demiş. Yani torununun hmm. acımasızlığı yani değil değil mi? içeri bir girmeyi. Peki bir... hangi sevincini yaptı? Yani hani şu mu? Yani böyle ellerinde çok kötü yaptım bu. Kulaklara... Arada, namaza kalıyor <laughs> <gibi ya. gülüyor> Şu mu? <laughs> yoksa yoksa İkardin'in bir de hani bunu yaptıktan sonra bir de Uç, şeye evet, gitti. Şekerim se giriyor. E, secdeye gittiği bir şey var. Bu arada çok şikayetçi olmaması lazım. Ne yani Numan'ın gol sevincinde yapabilirdi. Ha, o Pazalık zaman <gülüyor> <gülüyor> o zaman şi okuldan şikayet gelebilirdi. İyi ki Icardi'ninkini yapmış. Yine safe gol sevi yani Tabii. daha garanti. Duyamıyorum. Duyanlara duymayanlara sevinciden denir ona. Beşiktaş hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı şu ara? Yani Icardi Herkesi Galatasaraylı yaptı mı yeni nesilde? Düşene bir de biz vurmayalım şu Düşene an. Düşene bir de biz vurmayalım. Çok Peki. Bir, Çok yazık, üzücü. Beşiktaş'ın bir başka beyanıyla devam ediyorum. Hmm. Rıza Çalınbay. Biliyorsun yeni geldi. İki Tabii. hafta oldu. İki maçı bir da kazandı bu arada. Vincent Abubakar'ı gördüm. Hazır mısın dedim. O da yok dedi. <laughs> abu, Abu hazır. hazır. Ben. Yok. Bir, bir 15 dakika. <laughs> bu şey var bir tane. Galatasaray'ın bir maçı penaltılara gidiyor. Fatihlerim gidip bütün oyuncularla konuşuyor. Tugay atacaksın mı diyor. Yok hocam diyor bittim yorgunum falan. Başkasına gidiyor. Sen atacaksın. İyi atmayın oğlum ben, ben atayım. Ben Tamam oğlum markete de ben gidiyorum. <laughs> Tam onun gibi abi bakarım beyanı da. Yok oynamayacağım demiş. Peki biz e, yayında olmadığımız sürede Burak Yılmaz da Beşiktaş teknik direktörlüğü yaptırıyoruz. Neden yaptı oldu biliyorsun. hakkında hiçbir fikrim yok. Yani... <laughs> Muhtemelen yani Burak da bilmiyor. Tayfur Bingöl'e seni kadroya almayacağım demiş Burak. Tayfur da demiş ki sen benim babamsın. <laughs> şey gibi değil mi? Vallahi hiç oynuyasım yoktu çok sevindim hocam. Sen benim babamsın. Ee, Burak da demiş ki ne babası? Ne <laughs> Çok doğru. <laughs> Şeyin e, Diogen de bu arada daha tecrübeli dinleyicilerimiz bilirler bir bu adam benim babam tamam. köşemiz vardır. Hep genelde Fatih terime söylenir Şenol Güneş'e söylenir sezonun ilk babası Burak Yılmaz'a gelmiş diyor. Tayfur da muhtemelen bundan haberdar. Tabi yani oynayamanın yolunun buradan geçtiğini düşünmüş. Yani, yani benim... hocam yani. Tayfur'cum oynamıyorsun babamsın Babamsın. Tamam o zaman oynayabilirsin Babam olsa oynatmam Burak Yılmaz bu arada bunun yanında çok saçma şeyler de söyledi Evet bir şeyler dedi o bir ara ne dedi ee, ben, ben o formayı dedi. elim titreyerek veriyorum İşte yabancı gelip de Türkiye atar gider yapamaz ee, dedi. Ha, öyle bunu bir da şey Burak dedi. Yılmaz dedi ha. Bunu niye almadın değil mi Evet niye almadım <laughs> ben bunu Çok enteresan bir beğendi neyse e işte, Konuştuk yani zaten er, Ertesi haftada mı ne kovuldu Beşiktaş toparlayacak gibi duruyor ama bakalım Peki buradan toparlaması zor bir isme geçelim yine karam tayfadan. Arda Turan demiş ki bak valla gündemle alakası var mı yok mu beyanım bilmiyorum. Türkiye ekonomisi çok iyi. <laughs> Ancak benim ekonomim hiç iyi değil. Faizler düşmeli demiş. Ne diyorsun? Faizler re... ama kendisi de başka faizlerin peşinde harab oldu bu sırada. Çok kötü. Durdu. Çok kötü Kendisine oldu. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kimsenin yürüyelim böyle bir şey yaşamasını istemeyiz çok çok üzüldüm ve vergilendirilmemiş bir kazancı elde edemediği için çok üzüldüm evet, kendisini. faizler düşmeli diyor nasıl olsa hani ben faizle işim yok ben birilerine veriyorum evet. oradan almaya çalışıyorum Bu konu şu an çok hani hukuki bir süreç hukuk... devam ettiği için üzerine belki hani çok konuşmamamız gerekiyor ama ama, ama bir şey de söylemeden ama, duramayacağım ha. yani kendimi şey yapacağım. hakikaten çok para kaybetmiş. çocuğunu evet. çocuğunuzca üzüldüm. Kaç 10 milyon küsür. 14 milyon dolar mı diyor bir şey diyor yani. O, ona İyi para. Yakın bir para. Çok delirtir. Ya bu arada da yani hepsini de vermeyeydin keşke. keşke. Neyse. Ama yani birine gidip elden elden kayıtsız. Evet. Bir para veriyorsan Hı -hı. sen diyorsun ki ben bir katakullenin peşindeyim. Ben vergi istemiyorum demiş kazancında. Tamam. Yesem ödül, şey ödül büyükse mi? risk de birktir hocam. Yapacak yani bir şey yok. o yüzden kendi düşen ağlamaz. E ee, şey demişler, e, galiba bu Banka efendi bu fona Fatih Terim fonu adını vermiş diye bir şey dönüyor. Orada da Fatih Terim'e şey yapmışlar, bir şakalı edit yapmışlar. Ben bu fon iyi demedim, bu fon iyi dedim. <gülüyor> <gülüyor> çok İnşallah geçmiş olsun, değilmiş. çok üzüldük. Geçmiş olsun, e, vergisiz kazancınız patlamış. Vallahi duyduk, çok üzüldük diyelim. Umarım bir sonrakinde daha çok vergisiz kazançlarınız olur. Şöyle bir beyan oldu geçtiğimiz haftalarda. Icardi gol attı United'a hatırlıyorsan. Hatırlamaz mıyım? Tabii herkes hatırlıyor bunu. Önce gol küfür sevinci... ettik. He? Önce küfür Önce ettik, küfür ettik kaçırdı. penaltıyı kaçırdı. Sonra dedi ki ben de o iş merak etmeyin dedi golü attı. Sonra bir iki maç daha böyle hep attı attı. O sırada bir tane fotoğraf yine o şey gol sevincini yaparken şortu biraz sıkmış gibi. Yani şöyle duruyor yani biz şey diyoruz ya Icardi hani aşkın olayım. Şişt. ...boynumuza dola falan gibi... ...çok yerlere gidiyor. Hakikaten dolayacak gibi, gibi değil gözüküyor. Mi? Yani, evet. Ben gel, gel bir de ağzıma. Görselin, görselin yalancısıyım yani. Bayağı iddialı bir görsel. Vandanara demiş ki bu fotoğrafın altına yorum yapmış. Hemen demiş gidiyorsun... ...üç beden büyük şort sipariş ediyorsun. Bunlar böyle çok ortada olmuş. Demiş. Üç beden iddialı. Üç beden iddialı. Bunun vergisi var. İki beden kurtarır bence. Bir beden bile olur. Üç beden iddialı. Drogba'nın vardı hatırlıyorsun. Şey... ...üç <laughs> çizgi. Onu Abubakar'a da demişlerdi. Ay pardon şey Adebayor'a. Hiçbir e, şey değişmedi şu an Hiç söylediğin şey isimler yani arasında. Bu yani. yaptığın ırkçılıktır bu arada. <laughs> yani... Ne demek hiçbir şey değişmedi? <laughs> yani, yani Serdar Dursun olacak hali yoktu yani. <laughs> Serdar Dursun ne oldu? Gitti kara, kara gümrüğe. Ha kara Gümrüğü mi kara gitti? gitti? Yine zıplaya zıplaya penaltı atıyor mu? Seyir diyor. Geçen onun e, zıplayarak attığı penaltıyı biri denemiş... ...kaçırmış Serdar Dursun da yorum yapmış. Bu penaltı işte adamı böyle şey rezil de edebilir. Hani herkes denemesin. Ben profesyonelim. Ben biliyorum. Vezir evet. de edebilir dediği vezir kendisi mi? Evet. Yani şey tehlikeli bir şey diyor bu deneyimsiz ellerde. Aa, ya oğlum o Jorginho'nun penası değil mi? Jorginho'nunki biraz daha şey. Ben bu arada bunu bak bizi daha önceden izleyenler dinleyenler varsa bu beyanımı bilirler ama ben buradan tekrar etmek istiyorum. Artık başka bir mecradayız. Burada Şarlatanlık. Zıplayarak, yanlayarak, adımlayarak böyle götüm götüm bilmem ne penaltıya gelen şerefsizdir. Arasın, şerefsiz. <laughs> yarın düşündün düşündün. Yarın mi? öbür gün eşini dostunu satar, anasını babasını para için döver. Güvenilmez. Doğru. Zıplayarak penaltıya gelen adamı ben takımımda istemem. Ben de kovarım. Kovarım. Penaltı da attırmam. Zıplaya zıplaya penaltı. Nereye gidiyorsun lan? Dümdüz düz gel, yani, Dümdüz gel, at ben altını geçirim Öyle böyle hareketler, oynuyorlar. Şeyde, şeyde. şey var, duran böyle böyle yapanlar. Yürüyerek ne geliyor. Ha şey vardı, Pogba mı atıyordu öyle? Çok minik minik adımlıyor evet, böyle. Evet. Kaleci bekliyor, sigara orada. yakıyor, söndürüyor, oradan sosisli alıyor yandan. Faslaşmaya falan. Paslaşmayın ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum, kaçırdık çünkü. <gülüyor> <gülüyor> onu deneyip kaçırdık. Yani ya güzel tabii ki böyle şeyler futbolda olmasını ben seviyorum yani bir atraksiyon ama. Boş kaleye de atarsın ya o pası. Ne diyorsun? Ya işte yani bir de onu şeyde denediler değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sıfır sıfırda denediler. Sıfır sıfırdı galiba evet. Aynı. Yani şimdi Son, sonra bu kadar inat... işte arkadaşlar onu. Sonra inattı attı galiba Icardi o maçta. Neyse Vanda Hanım demiş ki lütfen 3 beden büyük sipariş et ama şimdi bu böyle oluyor mu? Hani sonra yarın öbür gün Icardi'de Vanda'ya ya o süt yenin bir büyüğü yok muydu? Bir küçüğü Vandacığım, yok muydu? Bir küçüğü yok muydu? Daha da iyice getir <laughs> ağzımıza sok gibi bir Olabilir bilmiyorum. Vanda Hanım'a da geçmiş olsun. Evet süt demişken. <laughs> bir sonraki beyanımız e, Zadan Zabi story attı yine biz yokken olduğu için bunu aldım. Marketten süt yerine ayran almış. Hmm. Baya onun fotoğrafını paylaşmış hikayesinde demiş ki valla süt gibi görünüyordu süt diye aldım süt değilmiş. Hayır, <laughs> yapamazsın bunu. Hemen bu, geçiyorum. Bu ne kardeşim? Hemen geçiyorum. Böyle şakalar yapamazsın. Caşkidi'nin dava duruşma cümleleri mi bunlar? Caşkidi'ye girmeyelim lütfen. Caşkidi gireceğine Cashkidi... girmiş biz daha neye girelim? <laughs> Bir de oynadı maça çıktı. Neden ee? maça çıktı? Yani çok Yani da... şu hatta maça çıkmayı Oğlum, bırak. Oğlum bu adamın direkt open up FBI diye alınması lazım evet, şu an yani. Evet. Yani şu an tek kişilik hücrede olması lazım Ay şöyle falan aklımaya çalıştılar. olmadı 16. okey abi Age of Consent falan diye. Oklamadı mı? Ha. Burası oklağıma değil Sercan Yıldırım yine bir başka Galatasaray beyanından gidiyorum Galatasaray'a geçtiğimi fark ettin mi? Fark geçti. ettim çok smooth e, operator evet, bir çok, insan Çok hızlı geçtim Sercan Yıldırım demiş ki Galatasaray'da futbol oynadığım için çok pişmanım. Futbol oynadım. Yemin ederim Sercan Galatasaray'da çok pişman Senin Galatasaray'da futbol oynadığın <gülüyor> için <gülüyor> Futbol oynadığını mı iddia ediyor? İşte hani şey Survivor'a hazırlık yaptı orada Survivor'da hazırlık daha kampına çok futbol girdi. oynadı bu arada Oynamıştı. Maç yaptı orada Öyle mi? Tabii izlemedim şeyde, Kumda Kumda hmm. oyna dediğimiz tamam. hareketi yaptı Yakış, yani Yakışan olmuş Sercancığım gerçekten ben de anlamadığım insanlardan biriydi Galatasaray'da oynaması. Biraz yavaştan Fenerbahçe'ye doğru uzanıyorum. Gel seversin. Geliyorum. Rıdvan Dilmen. Şimdi bu beyandan önce şunu hatırlatalım. Biz bir dediğimiz gibi hani spor ağırlıklı bir program değiliz ama her bölüm 45 saniye, 1 dakika, 2 dakika arası futbol konuştuğumuz oluyor bazen. Bu o beyanlardan bir tanesi. Rıdvan demiş ki Süper Lig'de Premier Lig'de oynayabilecek yalnızca 2 futbolcu var. Ben hadi söylemeyeyim kimi söylediğini Rıdvan'ın. Sen say bana 2 tane. Okudum oğlum ben beyanı. Okudum mu? <laughs> Rıdvan'ın beyanındaki isimler şunlar. Ferdi Kadıoğlu ve Saşa Boyay. Öncelikle bu iki isme katılıyor musun? Hayatımın herhangi bir noktasında Aha. Rıdvan Dilmen'e katılmak istemiyorum. Ama? Ama? Ama bu iki isim oynar. bu iki isme yani şöyle katılıyorum. Evet bence de Türk... Sen e, biz FM'de oynuyoruz. Sen yani futbol menajer oynuyoruz. Ferdi her gittiğin yere alıyorsun. Ferdi bir kere. benim evladım. <laughs> ne babası lan? <laughs> Tempo hmm. hani Premier Lig temposu dediğim şey var ya. Evet. evet. O, Türkiye Liginde en Sasha da oynar. katılıyorum. Fendi ama oynar. ben Premier Lig'in bu anlamda biraz abartıldığını düşünüyorum. Hmm. Şimdi bak bunlar futboldan anlamıyorcular gelecek. Evet, ama tabii. şu anlamda. Ne anlamda tabii abartılıyor Premier Lig? Dünyanın en iyi ligi. Evet. Ama Premier Lig'in her takımı da muhteşemmiş gibi davranılması bana biraz... Ancelotti katılmıyor mesela bu söylediğine. Geçen şey demişti. Yani İngilizler en iyi ligin kendilerinde olduğunu söylüyorlar ama diğer ligler daha düşük bütçelerle gayet iyi işler çıkartıyorlar dedi. Tartışılır. Tartışılır. Ben, ama yani mesela şöyle ben bir soru Levante sorayım sana. Albacete maçını hiçbir İspanyolun izlediğini zannetmiyorum. O para ver izlemem. İz, ben de izlemem. Ama şöyle bir soru sorayım. Everton'dan hangi oyuncu Galatasaray'a gelse mutlu olursun? Dominic Calvert-Lewin. Bak ben ona bile Mudrik. Ya ama Chelsea'den söyledin oğlum manyak mısın sen? Ha şey pardon Mudrik değil ya. Neydi o? Yine onların da var bir şeyi. Ee, Slav gibi bir arkadaş. Neyse yani Oyuncuların çoğu... Karıştırdım. Hmm. Ee, mesela Luton, Luton Town. Luton Town'un um ben valla 11'inden oyuncu sayamayabilirim şu an. Yani evet ilk altı için tartışalım. Tamam. Ama yani Premier Lig'in her takımı da böyle uçuyor, kaçıyor, inanılmaz kadroları ya, var. Ya değil mesela ama... Abdülkerim Aha. Premier Lig'deki en az 7-8 takımda ilk 11 oynar. Bence çok net oynar Abdülkerim. Bence oynar. Ya yani hani... Torreira oynamaz mı? Zaha daha 6 ay önce... E zaten yıldızıydı oğlum yani. <laughs> nasıl oynayamaz şimdi? Ama şey diyor o da mesela, bence. Hani oynayamadığı için geldi zaten. <laughs> evet, evet. Yalan bu arada. ya Torreira da oynar. Torreira da oynar. E, Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de başka... Doğar. Şimanski bence... Yani bugün gitsin... Fizik Lutonka, olarak Luton... falan oynar. oynar mı diyorsun? Oynar. Yani... Bence Tadic de herhangi bir takımda oynar. Ama olmuş. ilk altı... Tadic'in baklavaları gördün mü sen? Gördüm. Oynar. Ya, Fenerbahçe'de bile durarak oynuyor. Şimdi onu şey yapamayacağım evet. ama. Ama çok klas herif. Oynar. Ferdi yani. ile Boye ilk altıda bile oynar bence Abdülkerim ilk altı olmasa bile top altının hemen altında oynar. Arsenal'de ilk Bu 11 Bu arada şu an ferdi. bir şey diyeceğim. Gitsin diyecek. Arsenal'de ilk 11. Bahsi arttırıyorum. İlk top altının içinde United varsa Abdülkerim United'da oynar. oynar. United'ın stoperleri -stop kim? Tabii oynar. Şu an kim oynuyor? Yani Harry Maguire'ın yerine sen de oynarsın. Ben de oynarım. Sırıtmam. Çünkü Maguire'ın yaptığı hataların aynısını yaparım. <laughs> anlamazsın bile. <laughs> Birebir yaparım. <laughs> Birebir yaparım. Dersin ne kadar da Maguire. Peki geçen sezon da çok gündemdeydi bu hanımefendi. Şimdi beyanını okuyacağım. Astrolog Meral Güven. Oğlum sen müptela gibi ne bu kadın? Sen bunu takip <laughs> mi ediyorsun? Hayır. Her futbol sayfasında düşüyor. Demiş ki bu sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacak. Her sene deniyor. Biz de deniyoruz. <laughs> nasıl, nasıl, olsa tutacak bir <laughs> arada. De Hatta demiş iki sezon üst üste şampiyon olacak. Hmm. Şimdi annem de evde yokmuş. Gülay teyze de komşu Gülay geliyormuş. O diyormuş senin gidiyormuş <laughs> ne kadar büyük diyormuş. Geçen sezonda Meral Hanım şey demişti. Ya Kılıçdaroğlu kazanacak ya Fenerbahçe kazanacak dedi. İkisi de kazanmadı. <laughs> Meral abla sal bizi. Yemin ederim Fenerliler de hani mutlu değil bu yaptığından. Olmuyor Bir zorlama. noktada olacak diyor. Hmm. Yani ama belki de suslu olacak. Belki de bilmiyorum. Sen nasıl görüyorsun bu sene şampiyonluk şansını? Yani, Her sene olduğu gibi. Eğer oyuncularımız... E, yani oğlum uçuyorduk, kaçıyorduk. Hı -hı. Fred kadarmışız. Fred'le Ciku kadarmışız yani. Fretle Ciku oynarsa varız. Sizin stoper tandemi zaten çizik CD gibi. Ciku peko. <gülüyor> 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 ciku, ciku peko. Evet Meral Hanım. Vallahi buradayız biz Mayıs'ta da. Görelim. Umarım Fenerliler adına haklı çıkarsınız diyelim ama aslında olmuyorsun. Yalan söyleme. burada. Zerre istemiyorum tabii ki. Kaç sene oldu? On mu? Çok. Tamam. Hatırlamıyorum yani çok. Şampiyonlar Geçen FM oynarken Şampiyonlar Ligi'mizi duydum bir garipsedim. Aa evet siz onu bilmiyorsunuz değil mi? Yok. Sizin şey değil mi? Milli marş. formatı değiştirdiler artık yani. Oynayamadık bile yani. Doğru son son formatta yoksunuz mesela. Bir oynayaydık yani mesela. Sizin şey sevdiğiniz en sevdiğim müzik senin ne şey mi? Bir de konferans ligi o kadar çakma ki Avrupa liginde müziği bile değiştirmemişler. Aynısını basmışlar. Çok tarafsız bir gazeteci abimizin beyanını aldım. Ahmet Ercanlar. Tabii. Müthiş tarafsızdır. Beni e, şey yapmasıyla hmm. e, aklımda kazınmış. Beni engelledi. Seni engelledi ki, mi? Ve niye oldu hakkında hiçbir fikrim yok. ya Ben o adamla hmm. iletişim bile kurmadım. Yani Ahmet Ercanlardan daha bir tık fenerlisi Rambo Okan bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle bir fenerli. Aziz Yıldırım'ı 25 yıl önce kimse anlamadı demiş. Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonluğu için tesadüf dedi. Tesadüf nedir? denk gelen sürdürülemeyen bir başarıdır. Bu başarıyı tekrar edebildik mi? Hayır. Edebildik mi diyor bir de hani hani ben, ben ee, Demek ki Aziz Yıldırım haklıydı demiş. Katılıyor musun? Hayır. Ya senin Kupası tesadüf müydü? Yani Leicester City'nin şampiyonluğu tesadüf mü? Bence değil. iyi bir ya 30, takım yakalandı. 34 hafta şansa kazanmış olabilir misin Olamaz. abi yani? Olamaz ama şimdi turnuva formatları, lig formatlarına göre daha tesadüfe yani ne açıktır. Diyor. Hani sürprize açıktır Sürdürülemeyen diyorum. başarı tesadüftür. Biz tesadüksür. bence sürdürdük. Sonraki sene başında süper kupa var. Sonra çeyrek finaller var vesaire. Ha yönetimsel olarak iyi yönetilememiştir. O ayrı. Yani. Başarı. Katılmıyorum. Ben de tesadüf diye bir şey olduğuna katılmıyorum. Geçelim Ahmet başka Beyim, bir bu objektif düşüncesiyle değil. Başka bir Ahmet Ercan'dan daha az fenerli bir isme geçiyorum. Ali Koç. <gülüyor> 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 Demiş ki dünyada 6 senede 3 defa şampiyonluğu son maçta kaybetmiş bir takım söyleyin. Söyleyin. Var mı? Yoktur herhalde bu kadar iddialı söylediğine göre yoktur. Oğlum yani bu kadar, iddialı söyledi ben sana son bir şey evet. söyleyeyim. Jorge Jesus'u getirdik. 10 yıldır 3'lü oynatmayan adamın bizde üçlü oynatacağı tut dedi. Bize gelmeden bir sezon önce adam üçlüyle şampiyon olmuştu. Yalan demek. Yani Ali Koç iyi araştırmamış. Çok araştırıyordu. Evet. Araştırmasıyla Hesus meşhur. ne yapıyor şu an? Fena ee, gitmiyor takımı galiba. Şey, lead, daha yenilmedi. 14'te 12 galibiyet, 2 beraberlik falan. Uçuyor, kaçıyor. sizin geçen seneki sezon başı gibi o zaman. Aynen. O zaman patladı. 7'de 7 ile mi başlamıştınız? Ya İyiydik yani. İyidir İnanılmaz ]iniz. top oynuyoruz. Bu nasıl presler? Allah'ım Borgesus. Yani dedem. Peki, peki Ali Koç şey mi diyor burada? Hani bir palavra mı var? Bir şike mi var diyor. 6 sezonda nasıl 3 kere yani, son maçta kaybediyoruz? Adam diye. geçen hafta kulüpler birliği olarak burada bahis şikesi oynanıyor diye araştırma talebinde bulundu. Galiba şike var diyor. Galiba. <laughs> Galiba. Ama bir şey diyeceğim. Bir yandan bu Fenerbahçe'nin biraz böyle kulübün bir travması haline geldi. Son maçlarda şampiyonluk kaybetmek. Yani e biz... Bu arada biz de kaybettik. O kadar konuşulmadı. averajla şampiyonluk verdik biz Beşiktaş'a. biraz Beşiktaş'a mı verdik o sene? Aynen. Yani şey Sergen'in şampiyon olduğu. Hani arıyoruz. Bir, bir şey bulmamız lazım çünkü. Bizden kaynaklı olamaz. Ha. Yani çünkü biz çok iyiyiz. Ee, ya yani çünkü ne zaman kaybetsek ya bir şike var ya da 5. yıldızımızı verin. Peki peki ee, yıldızlar ne oldu sizin lan? Vermediler. Aa! Oğlum 5 yıldızlı ayıp forma ya. yaptık. Şş, verin lan çocuklar. <laughs> forma <gülüyor> yaptık. Formayı ha. sattı bir de. Evet. Ondan sonra dedi ki ben bu yıldızları koymuyorum, kaldırıyorum. E? O kaldırdı ondan sonra formadan. E, sizde mesela hatıra gibi kaldı mı 5 yıldızlı aldın mı sen? Yok almadım. Almadın. 100. yıl formaları hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşalım. Gerçek gerçek düşünceni söyle. Hadi da konuşalım. Gerçek düşünceni söyle. Gerçek düşüncem Beşiktaş tasarımcıyı hemen kovmalı. Evet. Çünkü hiçbir şey yapmamış. Şey Muhtemelen şey oldu. Türk bayrağını büyütmüş. Ertesi gün baskıya gidecekti. Aradılar herifi. <laughs> Abi yarın <laughs> yüzüncü değil mi? Aa, falan oldu. Hemen bir Türk bayrağını çevirdi. Büyüttü bir şey yaptı. Koydu. Beşiktaş'ınki öyle. Galatasaray'ınki bence çok güzel. Çok, şu anda inanılmaz şaş şaşırdım bu düşünceye. Çok, çok tarafsız bir şekilde söylüyorum. Çok güzel zaten yok. Alacağım bulamıyorum. İnşallah gelir stok yani. Biraz şunu yapın ya artık. Alamıyoruz. Ya seninkini ben beğendim. Ben o tarz formayı, yakalı forma falan da seviyorum Hı -hı. zaten. Fenerbahçe'nin forma tarzı düşünce olarak iyi. İpli falan, onlara da bayılırım. Tamam, bu ben de bayılırım. Ama Fenerbahçe'ninkinde o ip iyi gözükmüyor. Bir şekilde o tasarımda bir sıkıntı var. Bir, Sen ip dememiştin ilk bunu söylediğinde. Ne dedim? Ne bu burada kocaman Atatürk? Hayır, onu da, onu da demedim. Derdinin ne olduğunu burada anlatar. Bak, Atatürk koyarsın iyi gözükür şey gibi gözüküyor. Layer kalmış, açık kalmış gibi gözüküyor hmm. yanlışlıkla. Bir de arkaya koydukları falan da abi cumhuriyetimizin 100 yılını özetleyelim. E bu... Forma mı onun yeri onu özetleme yeri? Bir de yani bu Hmm. Bundan var ya bizim ağzımız. <laughs> 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 İyi de onlar rahatsız olmak değil ki Galatasaray'da da var atatürk ben de imzası rahatsız var. Olmadım yani ha Kocaman bu arada suratı bence hoş değil o ki. O da yani. şey oldu. Biliyorsun Galatasaray'ın imza opsiyonelmiş. Opsiyonel formada. gidip bizde ay talep etmen Ya yani. lan de şöyle bizde opsiyonel değil kardeşim <laughs> falan yaptılar. <laughs> Zorunlu. Bir noktada güzel bir laf çakmaydı bu bence. Hmm. Yani orada golü yedi Galatasaray hani bizde opsiyonel bizde değil konusunda. Ee, ama Fenerbahçe'nin tasarım kötü ya formanın. Ben ipli yakalı forma seviyorum ama... Ben de ee, seviyorum ama o degradeler olmamış. O, o şeyler olmuş. neydi o opasitesi düşük meclis mi var arkada ne var Allah aşkına. O yok. O kadar şeye gerek yok. Yüzüncü... Bak kesin yüzüncü yıla Atatürk arkada Zübeyde Hanım. <laughs> hani <laughs> not gibi dolaşıyor. O kadar yüzüncü yılı gözümüze sokmaya gerek yok. Yapsaydınız güzel şık bir şey. İmza güzel. Güzel. Atatürk portresi bence ortada tam iyi durum. Bel Belki hani logonun üstüne yedirlebildiğimiz yani bir su, şey yapılabilir. yüz olur de. ama mesela daha böyle evet. şey küçük olabilir. Biraz bak kesin yüzüncü yıl ha gibi olmuş. Ya bu olmuş. şey donlar var ya kocaman kurt var böyle mesela. Aa be, böyle. var bende diyor. <laughs> <laughs> Çift başlı var bende. Peki bir başka şikeci falan yok. Ivan Tony'e geçiyorum. Buradan Ivan biraz artık değil mi lan o? Ivan mı? Ivan tamam. Tony. Ivan biraz Rus gibi oldu Ivan, değil mi? Ivan. Drago. Biraz artık Türkiye gündeminden kopalım. Demiş ki oynadığım bahisler İlk golü kendimin atması için oynadığım bahislerdi. Bu böyle sarı kartı almak için bilerek milleti biçmeye benzemez demiş. Burada muhtemelen Paketa'ya falan ya. laf atıyor. Galiba Fagioli'nin kendi... de var. Yani... Zanyolo'nun da vardı böyle bir iddia. Zanyolo oradan nasıl yırttı lan? Hiç konuşulmuyor. Zanyolo salak yaptı gitti. Ama yani e, literal onda şey yok diye biliyorum. Zanyolo şey dedi ilk... Skandal patladığında ben vallahi birkaç kere dedi kollu makineye girdim dedi evet. bir iki de dedi böyle başka ruletme tarzı bir şeyler oynadım böyle futbol bahsi yapmadım dedi. Fagioli Juventus'ta dediler ki tamam sen evet oynamışsın hmm. ceza veriyoruz evet. sana Juventus dedi ki o zaman ben senin sözleşmeni uzatayım. Ha tam bizlik tam olacak. <gülüyor> <gülüyor> bunun geleceği çok iyi Hı. kral. Aynen. Ya bu arada Fagioli'nin de ben şeyini okudum beyanlarını okudum şey diyor çok borç batağına saplanmıştım. Eğer diyor hani kazansam bile yetmiyordu ona rağmen kaybettim daha da param gitti. Fagioli'cim bunlarla uğraşmana hiç gerek yok. Bak Arda'dan numarayı alıyorsun. <laughs> Eğer bağlantın yoksa verelim. Bağlantın yoksa ben Arda abinin numarasını sana yaz bana atacağım. Çok güzel fonlar var. Öyle bahis mahis bulaşmayın kardeşim böyle işlere. Hiç gerek yok diyelim. Tony'ye ne diyorsun peki? Yaptım ama ben kendimi oynadım diye bir rezillik olabilir mi? Sen her şeyi karşı mısın? <laughs> Böyle sorunca bir Her garip oldu. şeye karşıyım ben aynı. Yani e, hiçbir şekilde oynamamalı mı futbolcu. Futbolcu kendi maçına bayısa oynamamalı diyeceğim şimdi. Ben bak... ilk golü atarım demek kendine teşvik primi gibi bir şey. E, yanlış. Sen kendi yani zaten aldığın paranın haricinde oradan bir gelir elde etmiyor olman lazım. Şu anda bence kural üzerinde konuşuyoruz. Evet. Ben ilk golü atarımla. Bunun atarım etikliğini da. bence hala tartışmadık. E, o zaman şöyle de olabilir ya mesela. Biz kaybederiz. Senin ekstra oynamamanla ilgili bir şey. Kendinin daha iyi oynamanı sağlayacak bir şey ne kadar? Ama kim belirleyecek? Bunu? E o bir kere buna izin verdik, buna izin vermiyor. O zaman teşvik birimi de yasal olsun gibi bir şey. Ama onu başka geliyor. takım veriyor, gerizekalı. E, vermez başka takım. Başka yerden verir, böyle dolaştırır verir. Öyle Biliyor. olur. Mesela e, fantazi ligine ne diyorsun? Fantazi ligiyle ilgili liginde, de beyanımız var. Yani finansal bir kazanç yoksa bırakayım yani onda. Nasıl var? E, onun da bahis oynanıyor. Ha, kim fa kim fantaziden çok puanı getirir, kim getirmez falan bilmem ne. Ya işte bir kazanç yoksa finansal bence okey. Sonuçta o beyanı buraya alsan Şey de olabilir. Konuşuyor. FIFA'da her hafta futbolcuların güçlerini güncelliyorlar. O zaman ona da etkiyor diyelim. Hani veya özel kartı geliyor FIFA oyununda. Benim kartım en iyi olur. Ha, mesela Oynadım. böyle bir, bir şey bahis yoktur orada da. O zaman ona da etkiliyor diye. Öyle yaşanmaz. Ama e, direkt bahis oynamak bence olmaması gerekir. Ya şöyle bir şey oldu geçen FIFA demişken aklıma geldi. Bir arkadaşla evde FIFA oynuyoruz. Real Madrid'i aldı. Reserve'den, yedek takımdan. Arda'yı aldı. Bak hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum. Dedim ki Fenerli misin? Evet dedi. Bunu dünyada başka Fenerli'den başka hiç kimse yapmaz. Oğlum sizinle FM Ligi yaptık. <laughs> Arda'yı transfer ettim. Evet. Fenerli'yim diye yaptığımı söyledi. Hayır ]ez. çok iyi oynadı. Sezonu ben kazandım. Evet, ama, Ve Arda sayesinde kazandım. Ama yalan kazandım. dolan bir istatistik olmadı mı Arda'nın? Oğlum adam oynadı. Ne demek yalan dolan yani? Ya Allah aşkına güç 3. 20 asist yaptı adam. H -h şey hız bilmem kaç. E, dayanıklılık 4. Sen yanıyorsun şu anda. Ya şeyde de realde 77 overall rating ile gitti yedek takımı aldı. Dedim ki abi Fenerli misin dedim. Evet abi Fenerliyim dedi. Sen al almaz mısın Real Madrid'de Arda'yı? Ya oynadı mı ki? Neye alayım? Ya kardeşim. Nereye alayım? Biraz Türklüğünü göster bu çocuğu biraz. E Yok ben Arda'yı çok seviyorum. Fenerdeyken valla Fener maçı izliyordum Arda'yı. Ben de çok seviyorum. O yere çömelerek su içmesi falan hastası. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ali Koç sinir oluyordu ona. <laughs> Bir de şu şey huylarını bıraksa diyordu. Peki buradan o zaman direkt bağlantılı bir beyana geçeyim. Dünyanın en büyük kulübü Real bu doktorları nereden buluyor? Benim de dizimi mahvettiler demiş Balic. Senin hiç alakası yok onun Balic. Hiç, hiç alakası yok. O doktora da o doktorlar <laughs> değil olmuş 20 sene zaten. Yani arada arada başkalarına da olurdu ama Tabii. kovdular doktorları. Kovmuşlar. Yani bu şu demek ya literally. Biz beceremedik. Yani. Bunlar yüzünden demişler evet. resmen. Ama faturayı birine kesmen gerekiyor ya onunla alakalı. Herhalde. Yani ama ben gördüm Arda'nın e, sakatlandığı sakatlandı pozisyonu dizini yere vurdu yani ha, alakası yok sakat... doktorla diyor ama niye iyileşmiyor iyileştikten sonra niye dönüp bir daha sakatlanıyor o biraz doktorluk iş Doğru. gibi Geri Neville demiş ki Garnacho'nun Rochette golü şimdiye kadar gördüğüm en iyi Rochette golü olabilir öyle mi i̇nanılmaz sence bir gol öncelikle. inanılmaz bir gol yani en iyi rovaşataları aklıma gelen e, sadece şey yaptığım zaman İbrahimovic'in Rovaşatası. İngiltere'ye İngiltere, yattı. İngiltere Alex'in Samsun'a attığı Rovaşata. Ama bak Fenerli miydin bak, sen? Bak ama şimdi böyle diyeceksin Dönüp <laughs> sana bir daha gösteririm Ay ben hatırlıyorum o golü Aman e, Evet Ronaldo'nun Rövşat'ası Gerrit Bey'in Gerrit Bey'in Rövşat'ası Ve Rooney'nin Rövşat'ası Rooney'nin Everton'a mı atmıştı e, City'ye diye hatırlıyorum Ha City'ye attı doğru City Birin hangisi? bir ekimi koyarsın? sanki Gerrit Bale ya Ben de Gerrit Bale diyorum Yemiş olmamıza rağmen o golü Liverpool maçında attı Çünkü bir yandan hem çok Bak Garnaccio'nunkine benziyor Daha uzak ve bir finalde atılmış olması itibariyle bir şampiyonlar ligi finalinde atılmış olması itibariyle Bale Çok bence bir. bir de yani. İki Ronaldo Garnacho kafa kafaya ha, İbrahimovic'in ki bence hani bir tek İbrahimovic'in atabileceği He. ve kimsenin de denemeyeceği He. biraz da hani... bir daha tekrarlanmaz Tekrar, diyorsun. Tek tesad... <laughs> gelmiş diyorsun. Tesadüf diyorsun. Aynen. Anladım. Biraz Ahmet Ercanlar çektim İbrahimovic'e. Efendim Diyoje'nin gediklilerinin sevdiği bir beyan ismi. Kel. Kel. Guardiola. Hı. Biliyorsun Ballon d'Or tartışmaları çok sürdü. O da evet Haaland al alabilirdi ama, ama Messi'nin en kötü sezonu diğerlerinin en iyi sezonudur demiş. Küfür ederim burada. Yani şu anda ilk bölüm diye tutuyorum. Evet. Yani... Yine, yine Messi övüyor. Diyor ki Ballon d'Or'u iki bölümden yapalım. Birini Messi'ye verelim. Diğerini diğerleri paylaşsın. Yok işte evet diyor Haaland almalı diyor. 55 milyon gol attı diyor. Yine de Messi diyor. Yine de Messi diyor ya. Yani keşke hayatım boyunca biri beni Guardiola'nın Messi'yi sevdiği kadar sevseydi. Anam babam sevmiş mi? <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum. Hiç yani bu nasıl bir sev aşk ya? Bak, 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 bir sonraki beyan. Bir sonraki beyan. Başarımın sırrını biliyor musunuz? Barcelona, Bayern Başarımın sırrını Messi. Evet zaten öyle devam ediyor. Messi, Leva, Haaland, Agüero. Yani diyor ki annemi ve büyük babamı çok seviyorum ama onlarla şampiyonlarla ki kazanamazdım. Bak anamım o kadar sevmiyor. Ben eminim. Bence de sevmiyorsun. Bence Messi herkesten daha çok seviyor. Devam edelim. Fransa'nın cebeli Tarık maçını izledin. 14-0 biter. İzlemedim tane. tabii ki. Niye Fransa'nın Öze cebeli... Özetini izlemedim? İsmail. Ben özetini izledim. Golleri görmek istemedin mi? Hayır. Allah Allah neden? İyi göreyim ulan. Cebeli Tarık'ın 7 14 kolu manyak Burada miyim, sadece ben? şöyle bir not olarak bunu vereceğim. E, Döşam maç arasında, devre arasında... Videosu var bunun. 7-0 bırakmayın. Ağızları nasıl çekeceğiz? geçeceğiz. Bütün rekorları kıracağız diye gazlamış takımı. <laughs> Oğlum Cebeli Tarık, yazık değil. Yazık. Sen bu konuşmayı mesela bir Arjantin'e yaptın mı acaba yani bu kadar? Evet. Bir de ben olsam mesela Mbappe olsam şey derim. Hoca sakatlanırız yazık Cebeli Tarık'a 14 atacağız diye ne gerek var bu kadar İkinci hırsa ben hala oynuyorum ha. falan yani. Maç 7-0 olmuş hala Mbappe koşturuyor bir tane daha atacağım diye. Hırsa bak. Delir Çok ]mişler. ayıp. Peki Taylor Swift. Beklemiyordun değil mi bu beyanı? Saçma sapan. Evet. Futbol menajeri çok seviyorum. Boş zamanlarımda oynamayı en çok sevdiğim oyun kesinlikle FIFA'dan çok daha iyi demiş. Ne bu? Kraliçe misin sen Seçim benim ya? Seçim öncesi iyi parti bu. Ne ben bu? artık bir <laughs> Swift'iyim kardeşim. Taylor Taylor Swift fanıyız burada artık. Taylor Swift futbol menajer oynarken yani görüntü olarak hayal edemedim. Vallahi Öyle, ben de hayal kucağına yani. kucağını almış laptopu. Arkaya kendi şarkılarından playlist olabilir. Bu arada Taylor playlisti FM ile iyi gider bir sonraki yayında deneyelim. Bir sonraki yayın bugün zaten. Bugün. Bugün yapalım. Eğer bizi merak ediyorsanız bu arada. Peki Taylor hangi takımı alıyordur? Fenerbahçe Ligi yapıyoruz. Muhtemelen Taylor bu arada özel hayatında da şey seviyor. Genç yetenek bulup. Yalan mı oğlum? <laughs> Kendinden kaç yaş küçük adamla çıkıyor şu anda. Futbol, futbolcu o da ama Amerikan futbolu. O zaman Arsenal'i alıyordur. Ha. Wenger <laughs> ekoli diyorsun. Ama gerçekten ben eşleştirdim yani Taylor Swift'le. Çünkü bir dönem Harry Styles'la da birlikteydi galiba. O da ondan küçük. Hmm. Genç yetenek bulup hani dört yıldız, beş yıldız olmaz. şey seviyor yani. Hmm. Kendi yetiştirip sonra bırakmayı. Potansiyeli PA'sı yüksek oyuncu seviyor. Evet potansiyel ability'si yüksek oyuncu seviyor. Griezmann'da oynuyormuş futbol menajer. O da Lig 2'de Bordo'yu alıp birinci lige çıkarmaya çalışıyor. Geçen sezonda görüntüleri vardı böyle şey. Burada ikincilikten bir sezonda çıkarırsın lan. Değil mi? Al bir dördüncülükten yani bir şey çalınca yani. Challenge'a e anasını aslında. Çok challenge değil. Neyse efendim. Gündemi kapattık. Kalan beyanlarımız olabilir. Onları başka haftalarda devam ederiz. Biraz da şişmişiz tabii ki. Çok uzun zaman oldu. Geliyorum. Tarihten beyan köşemiz olan tarih yazarı Turgut bu beyanı ben okuyorum. Sen okuyorsun. Peki. Tarih yazar bizim zamanında. Hani güncel değil. Bir kişinin anlattığı, söylediği enteresan, eğlenceli veya ilginç. bir anı, bir anı. Tümer Metin diyor ki, Sergen hafta içi deplasmanda Chelsea'ye iki gol atmıştı. Sonraki gün antrenmanda hocanın yanına gitti. <laughs> ben bunun üstüne Elazığ deplasmanda falan gitmem. <gülüyor> <gülüyor> Kim oynarsa oynasın. Hocam haklı mı? ben Elazığ'a elazığa gitmem. Chelsea'ye iki tane atmışım. Ha, hak değil de. Ama Sergen olduğu için. Sergen haklı. olduğu için. E yani Abu Bakardan ne farkı var? Yani Abu Bakar hazır mısın? Yo. Yok. Yok. Ee... Elazığ'a gidersin ya yemek memek bir şey. Ulan ben Elazığlıyım ben gitmedim bir Elazığ'a. Bir kaz ciğeri. yemez Hiç misin? Hiç hayatta gitmedim. Neresiydi orası? Kars mıydı kazciğeri olan? Hiç bilmiyorum. Elazığ'da ne var? O zaman Elazığlı olarak söyle. Elazığ'a gidince ne yiyoruz? Bilmiyorum ulan gitmedim diyorum anlamıyor musun? Hasta mıdır nedir? İnsan bilir memleketini. Sen neredesin? İzmir. Bomba. Hayır. <laughs> Öyle politik olur o. Boyoz ya. Efendim bu haftanın atışmalarını konu aldığımız atamayan atarlar köşemizdeyiz. Burada Rodrigo ve Messi'nin hafta içinde bir kavgası vardı. O kavgayı hangisi olmak istersin Turgut? Ben Rodrigo olayım. Rodrigo Şöyle bir diyalog gelişti ikili arasında. Buyur. Korkaklar. <laughs> Şşş çocuk. Çocuk. Ağzından çıkana dikkat et. Kime korkak diyorsun? Oyuna bak göreceksin. Tam bir baş belasısın. Sadece konuşuyorsun. Korkak herif. Şşş çocuk kapat <laughs> çeneni. <laughs> Biz dünya şampiyonuyuz lan. Biz neden korkalım? Ben burada bu kupayı kazandım. Dediği kupa Amerika bu arada. Biz dünya şampiyonuyuz ya yani Messi'nin buna söyleme Messi ihtiyacı var mı? Ortalama bir Galatasaraylı gibi bizim UEFA kupamız <laughs> vara gelmesi <laughs> konulu. Klay Thompson'ın şeyini biliyorsun değil mi? Son yıllarda kazandığı iğrenç bir karakteri var. Ha yüzük Ma gösteriyor. Maçta pantalı mı? Yüzük mi? gösteriyor. Benim diyor ha. dört tane var diyor. Böyle yapıyor falan. Ha bunu ortalama bu arada bir şey Ortadoğu ülkesinde de yapabilirler. Benim dört tane var. <laughs> Sen kime konuşuyorsun? Benim dört tane var. Olabilir. Olabilir. Bir şey diyemeyiz. Efendim Twitch'çi yayıncı bir çocuk var. I Show Speed diye Ronaldo fanı biliyorsunuzdur. Evet. Maalesef. Ee, biliyorum. Djokovic'le karşılaşıyorlar Balon d'Or töreninde. Şöyle bir diyalog gelişiyor. Bunu çok karşılıklı yapmaya gerek, gerek yok Gerek yok. Bu Speed kardeşimiz diyor ki Djokovic'e çok tanıdık geliyorsun. Adın ne diyor? Djokovic de diyor ki ben yeni Milan'a transfer oldum. Daha oynamadım. Bir sonraki maça hazır olacağım. Djokovic komik biri aslında, eğlenceli biri. Komik biri evet. Yani işte sadece aşı karşıtı. Aşı aşı olmayıp insanlarla parti yapması falan güzel şakalar yani. Ya, bir yandan da uzun vadede şu aklı anda düşünüyor. Biraz haklı çıkmadı mı? Sen Şeycilerdisin hani şu an Twitter'da var Hayır. ya gördünüz mü kardeşim aşı olmadık Var. Gördünüz mü dünya düzmüş. Hayır ondan değil de şimdi sporcular üzerinde bazı etkiler bıraktığı konuşuluyor. Bazı davalar açıldı bu konuda hakkında biliyorsundur. Ben orası hala gri diyorum. Ya, saçma sapan ya. İlk konuştuğumuz zamanlarda biliyorsun biz bu beyanları çok aldık. Djokovic'in bırakmadık bütün ne mallığı ne... Şerefsizliği Rudy kalmıştı. Rudy Gober hatırlamıyor musun? Ama yani? <laughs> şu, şu anda dönüp bakınca hani aşıların sporcular üstündeki etkisinde ben biraz şeyim. Oğlum aradayım. Ama aşı olduğu için performansı düşen oyuncu mu var? Bilmiyoruz belki bilmiyorum. de diyorsun. Ya yani Mesela aşıdan mı covid'den bilmiyorum ama covid olup dönüp hiç oynayamayan oyuncular var. Yani olur abi. Pogba bitti mesela. Muhabir. Gerçi ondan bitmedi o da. Bu hafta iki gol attın. Çok iyiydin. Performansını neye bağlıyorsun? Kime soruyor bunu? Griezmann'a. Griezmann'a. Griezmann'a diyor ki? Bu hafta fantazi liginde kendimi alıp kaptan yapmıştım. Bu beni bayağı motive etti. E sen yani bu, sen diyorsun ki bu da mı şike? E bu da değil mi şimdi? E bu da teşvik. Ya ne alakası var? E ben Adam... belki kardeşim ha. e, bu hafta fantazide en çok puanı Griezmann'a getirir oynadım. Evet. Yani ne finansal kazancı var bunun bahisi mi var fantazi? Yurt dışında bunun paralı kazançlı olanları da var. Hoş bu öyle oynamıyordur tabii. De. Araştırılsın. Griezmann kendine fantazi günde. Oynuyor fantazi oynuyor. Ee, para bastı mı basmadı mı lütfen araştırılsın Sen kendini bordaya al bakalım orada ne yapacaksın. Yani bunu öğrenelim. Peki efendim atamayan atarlar köşemizi de bitirdik. Diyojen'deki kısımlarımız aşağı yukarı böyle. Bu böyle bir program haberiniz olsun. İlk bölüm olduğu için biraz, biraz gündemi uzattık. Ee, bu biraz alışma da olacak. Biz bir yerden sonra burada çok coşadabiliriz. daha Kendimizden de geçebiliriz. Muhtemelen daha çok kameraya e, bir alışalım. Rahatlar ve daha çok gülüp eğleniriz ama bugün biraz bir marka görelim. diyelim. Bu programın ne kadarı yayınlanacak? <laughs> sonrasında biz ne kadar e, şey olacağız? Bir görelim. Evet. Sonrasında ...donları da çıkarırız. Sen Çık. soru soracak mısın bugün yok Soracağım mu? Soracağım tabii ki. Ya bir de finalimiz var. Efendim Diyojen'in finalini biz şöyle yapıyoruz. Dediğim gibi başta da söyledim. Ben her hafta spor dünyasından bir sözü alıp... ...Turgut'a soruyorum ve diyorum ki bunu kim söylemiştir? Bu bölümün adını da Serbest Vuruş koyduk. Daha önce başka bir isimle yayınlanıyordu. Biraz politik geldi. Neydi o ismi? Kim vurdu diyorduk. Ama son yaşananlardan sonra ee, ülkede... Girme. Çıkarttın. Çıkarttık şimdi Serbest Vuruş diyoruz. Hazır mısın? Ben bu arada yani zaten tahmin edebileceğiniz Turgut bu üzere, arada bu, bu oyundaki başarısızlığıyla meşhur. Genelde bilemiyor ama bakarsın. Ama aklıma gelen ilk şey genelde doğru oluyor. Bakarsın Bakalım ne olacak. Bakarsın YouTube iyi gelir Turgut'a. Göster. Yardır. Hazır mısın? Hazırım. Asla değil. İnsanları şekere alıştırdıktan sonra bir gün önlerine tuz koyarsanız sizi sevmezler. Demiş. Bu bir torbacının beyanı öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları şekere alıştırdıktan sonra önlerine bir gün tuz koyarsanız sizi sevmezler demiş bir İtalyan teknik direktör. Hmm. Tamam işte torbayı. Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri. Yani şöyle bir daha sayayım. Trapattoni, Ancelotti, Spalletti, Sarri. Ee. <laughs> evet. Hangisi söylemiştir sence? Biraz akıl yürütmelerinle alalım cevabını. Şimdi Sarri... En son şey dedi. Neydi? Ee, eğer dedi Arabistan'da sigara içmeye izin varsa belki oraya ha, gidebilirim, bir gün gidebilirim dedi. dedi. Bir, dedi. bir gün gidebilirim dedi. Hani bu mesela onun bir alışkanlıkları ile ilgili hmm. olabilecek. Yani Şekere düşmüş müdür diyorsun? Şekere düşmüş. Hayır yani çok diyabet anlamında i̇şte, diyor. E, Diğer başka bir şeyden bahsetmiyor. Ee, yani burada mesela ilk söyler söylemez aklımda şu canlandı. İşte seçeneklerde. Angelotti'nin işte ben bir, kaç sezondur bir, bir oyun oynuyorum burada. Hmm. Şimdi forvetimiz yok. Farklı bir oyun oynuyoruz. Hani farklı bir şey verdiğim için insanlar mesela hoşlarına gitmiyordur gibi bir beyan mı acaba bu? Hmm. Hani he, ben şeker verdim. Şimdi tuz veriyorum. Hoşunuza gitmiyor. Hmm. Gibi mi acaba? Ne surat yapıyorsun lan? Akıl yürütüyorum. Dümderek. Evet, Şekerle tuzu biri birinden daha aşağı gibi kullanmış. Sanki bu beyanın sahibi. Hani farklı bir şey e, olarak tamam, değil de. Benzeme yok işte. Ha benzeme yok. Benzeme yok. Evet. Spaletti. Yanlış hatırlamıyorum. Napoli ile. Napoli'nin hocasıydı geçen yıl. Ee, i̇şte Napoli'den gitti. Napoli'nin bu seneki hali... Şeker ve tuz gibi diyorsun. Yani ben de şeker gibiydik. Ben ben ben, ben, ben Ama şimdi... Şimdi herkes tuzlandı orada. Şimdi tuzlandı. Trapattoni'den hiçbir şey çıkaramıyorum şu anda. Bunu bir yere bağlayamıyorum. Peki. Onu oraya bence resmen kafiye olsun diye koymuş. Şey mi? Ee, İtalyan teknik direktörler Prandelli. <laughs> Prandelli. Conte deseydim mesela kafam karışabilirdi. Conte diyebilirdim. Mancini diyebilirdim. Ben bu yüzden Ancelotti'ye yakınım ama tabii ki Ancelotti demeyeceğim. E, çünkü Ancelotti'nin o baba duruşundan hmm. öyle Tuş, şeker şekere tuz. şekere girmez mi diyorsun? Öyle bir metaforu. Aslında çok da baba metaforu gibi hani sofra, şeker, tuz. Olabilir ama ben sarri diyeceğim. Sarri diyeceğim neden? Sigara alışkanlığı yüzünden. Evet tamamen alışkanlık üzerinden gidiyorum. Bu Arabistan'da Beyana... sigara yasak mı ya? Arabistan'da seks yasak. Ha sonra sigara yakarsın. <laughs> Şimdi o ondan sonra tabi olmaz gibi mi düşündün? Okey. Bu Son... arada böyle diyorum geçen ha. bir maç yayını Arap ama hangi ülke bilmiyorum, Sam Arap. Ne fark eder? Tribünlere dönüyor kamera. <laughs> Okey. Bir tane kadın bacakları çekmiş, etek komple açık böyle duruyor. E? Spiker şarkı söylemeye başlıyor kadına karşı. O eski bir görüntü biliyorum. Öyle geçen mi? seneden falan. Bayağı coşuyor böyle Allah Allah falan eee. diyor, böyle bakıyor. Dedim, bu ne ne yani? Aynen. Bizi böyle, biz, bizde mesela yurt böyle değil. Neden üçüncü karım olmasın ki diyor. İnsanları şekeri alıştırdıktan sonra bir gün önlerine tuz koyarsanız sizi sevmezler diyen kim diyorsun en son? Sarri. Sarri diyorsun. Efendim Maruzio Sarri dememiş bu lafı. Carlo Ancelotti de değil. Dememiş. <laughs> Spalletti de demiş. Spalletti de değil. En ihtimal vermediğin üzerinde durmadığın seçeneği. seçenek. Ama seçene... yani Trapattoni ne Allah'ını seversen Giovanni ya. Giovanni Trapattoni'ydi. Efendim bu Sözün sahibi. Trapat dönenin son hangi takımı yönetti? Söyle. Ne bileyim lan. Bilmiyorsun bana... <laughs> işte. Gerizekalı adam. Ya beyanını aldım kardeşim. Sana benim borcum mu var yani hepsini tanımaya? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Turgut. Ağzına bizim sağlık. bizim bir konseptimiz var. Evet şimdi şöyle. Ee, biz bizi bu ana kadar yayının sonuna kadar dinlediğinizi izlediğinizi anlamak için... Bizi paylaşırken, şimdi biz Diyojen'i izledik, Diyojen'i arkadaşlarınıza tavsiye ettiniz, gittiniz, storiesini attınız. Ee, bu ne kadar güzel, Twitter'da, herkes görmeli dediniz. Twitter'da paylaştınız. Paylaşırken bizi buraya kadar dinlediğinizi, izlediğinizi anlamak için paylaşımı yaparken sizden bir görsel rica ediyoruz. O Ve burada programda koymalık. konuştuğumuz konulardan seçiyoruz. Konulardan seçiyoruz. Alternatifli veriyoruz. Onu buldunuz, onu bulamadınız. Hani Yaratıcı bulun. olanlar e, Photoshop yapıyorlar bazen. Edit yapıyorlar, evet. Birkaç tane seçeceğiz. Ben bir taneyle başlıyorum. Buyur. Şok olacaksın. Ben Icardi'nin... Sıkmış şortunu istiyorum. Sıkmış istiyorsun. şortunu istiyorum. Tamam. Bir tane. böyle Mantıklı. Ee, Benim de aklımdaydı. Büyütün. Hayır büyütmeyin. <laughs> büyütme. O yeterince büyümüş. Büyütmeyin daha. Ben marketten süt yerine... Ayran almış Zaha'nın paylaşım postunu koyarsanız... Sevinirim. Bizi paylaşırken diyorum. Başka alternatifim var mı Turgut? Vallahi şöyle bir bakıyorum... Bir Taylor Swift güzel gidebilir. Bir gözümüz gönlümüz açılsın şu programda. Şöyle Taylor Swift'in potansiyeli yüksek biriyle fotoğrafı. Bilgisayar başında. Bulabilirsiniz. Bu hani FM Sadece oynuyor gibi de olabilir. Genç biriyle. Bir Taylor Swift gözümüzü açar. Bir de videosu var. Öyle mi? Diyen Döşamp. Döşam. Olabilir. Videosu var oradan bir oradan şey. Oradan olabilir ediyoruz. mesela. Tamam. Yani. Şey alternatifi nasıl? Sen ver alternatifini. Bu ee... Programdan istediğiniz olur bu arada ama. Survivor'dan bir Sercan Yıldırım. Ha. Ya olabilir. da şöyle ben hayatta Elazığ'da oynamam diyen bir Serkan. <laughs> <laughs> yani şöyle <laughs> Yani artık size kalmış. Şöyle yatarken, şortuna su sıkarken. Yaratıcılığınıza zaten... kalmış. Şortuna su sıkan Sergen bizim zaten evet, e, şeyimiz, trademarkımız yani gibi bir şey imza şeylerimizden Efendim hayırlı olsun. Evet, İlk Diyojan, Markaş, işbirliği ve e, yeni sezonumuz hayırlı olsun diyelim. Umarım Uzun vadeli oluruz. Bunu İyi, en başta söylemeliydik. Yiyeceğiz. En sonda söylüyoruz. Podcast olarak da gelecek. Evet. Ee... Yine e, Castle Media işbirliğiyle podcast olmaya devam ediyor. Diyor hocam kendi kanalında. Ama bizim muhteşem yüzlerimiz e, için markajda e, sizleri bütün sezon bekliyoruz diyelim. Evet. Ve de teşekkür ederim. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.